Şöyle diyeyim. 23 milyon yıllık İstiridye. Efendim, tam anlamıyla taş haline gelmiş. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Oradaki o fotoğraf mıdır hocam Evet, yani bu şey? orijinal hali, yani şu günümüzdeki hali, bu da fosil hali. Tabi Celal hocamıza inşallah uyguladığımız eğitimden bir parça bu. Evet. İnşallah. Nacizane tabi biz onun haddimiz değil ama becerebildiğimiz, anlatabildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar hocamıza anlatacağız. İnşallah. O da istifade ediyor gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ne diyor efendim? 5 milyon yıllık partiküllü deniz iğnesi. 5 milyon yıl. O bakın. Sonradan rokete dönüşmemiş. Hiçbir şey de olmamış. Olduğu gibi duruyor. Şöyle yaparsak herhalde daha anlamlı olacak. Evet. Hiçbir değişiklik yok. Ama ben başka şeyler de getirdim. Celal hocamıza şu. Evet, şurada bir Evet. hayli Mesela Celal hocam. arkadaşlardan biz biraz yardımcı Yok, alıyoruz. göstertebilirim. Mesela bakın Celal hocam, canlılarda müthiş bir simetri ve matematik bir mükemmellik vardır. Atomun yapısında da vardır. Allah'ın her yarattığı şeyde genelde Cenab-ı Allah simetriyi kullanır ve çok güzel renkler kullanır. Bu Allah'ın bir lütfudur bu. Güzelliği de cennette de kelebekler olacak inşallah. Kuşlar olacak. Çok çok daha güzeller olacak. Fakat burada biraz örnekler veriyorum. Allah'ın yaratma sanatının görülmesi açısından bunlar önemli. Evet. Zoom yapıyoruz değil mi? Yapacağız. Mesela bak, kuşlarda da Allah müthiş bir süs. Yani cennette de böyle kuşlar olacak. İstediğimizde yanımıza gelecekler bu keratalarla, böyle gagalarını severek konuşacağız. İnşallah. Mesela bu köfte de öyle, bu cennet kuşu gibi bir şey. Bayağı sevimli şeker. Bunlar cennetin süsleri olacaklar. Çok çok daha güzel, çok çok daha mükemmel olacaklar. Ve ölümsüz olacaklar. Burada ölümlüdür bu sevimliler. Ama cennette ölümsüzler inşallah. Evet. Burada yine bu keratalardan biraz daha örnekler vereyim. Bakın. Bütün sevimliliğinin ihtişamıyla bunlar yine dediğim gibi cennette de bu şekilde olacaklar. Evet. Kelebekler. Siz en iyisi sürekli zoom halinde olun, ben sürekli göstertebileyim. Evet, bakın Allah nasıl güzel süslemiş bunları simetrik olarak. Evet. Yine bunda da aynı şekilde. Renklerdeki ihtişamı görüyorsunuz. Bu Allah'ın bir yaratması, sanatı. Fakat cennette bunlar akıllı olacaklar. Güzel güzel konuşacaklar. Sorduğumuz nasılsın dediğini iyiyim der. Siz nasılsınız der. Elhamdülillah der. Bu keratalar öyle şeker olacaklar. Ama burada böyle kuş gibi bakarlar. Evet. Çünkü bu dünyada yasaklanmıştır bunların insanlarla bağlantısı. Hazreti Süleyman zamanında bunların dilini biliyordu Hazreti Süleyman. Bunlarla bağlantıya geçebiliyordu. Evet. Cennetin güzel kerataları. Mesela biraz da böyle kar tanelerinde de Allah'ın sanatından göstereyim. Evet, onlara da bakıyoruz. Her şeyde böyle bir simetri vardır. Matematik düzgünlük vardır. Bu bir kar tanesi değil mi Evet, kar hocam? tanesi. Bakın ne kadar Allah süslemiş, ne kadar düzgün ve ne kadar hesap üstüne, Allah'ın yarattığı sistemdeki ince hesabı görüyoruz. Bu nedir hocam? Yine kar tanesi. Böyle Her kar tanesi farklı şekillerde mi hepsi oluyor? ayrı. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Mesela yine böyle. Evet, yine bakıyoruz. Hiçbir kar tanesi birbirine benzemiyorsa çok büyük bir mucizedir. Allah'ın sanatı bu. Bunlar kar tanesi kaç Evet. bin büyüklüğünde, yani herhalde fotoğrafı alınması Klasik için büyüğü, yani yaklaşık 1 santim falan oluyor.
Görüyorsunuz. Evet. Yani göstersem çok çok fazla da örnekte birkaç evet. tane daha örnek göstereyim. Evet, bir başka örnek yine kar tanesi. Bakın böyle kristalden çok yapılmış gibi. Acayip düzgün. Yani bir yerde ne varsa aynısı onun karşısında da var. Hocam şöyle evet. söyleyebilir miyiz? O yine sayılmayacak kadar çok kar taneleri her biri farklı şekillerde midir? Her biri farklı. Yani bu çok büyük bir mucizedir. Allah'ın hikmeti. Nasıl insanlar birbirine benzemiyor? Kar taneleri hiç birbirine benzemez. İnsanlar birbirine benzemiyor. Yine oluyor evet. biraz da olsa ama örneğin parmak iziyle parmak izi birbirine evet. benzemiyorsa bunlar da bu şekilde herhalde. Evet. Yaklaşık oluyor ama birbirine tıp atıp benzemez. Mesela bu da ayrı bir süs. Evet, yine bir farklı kelebek türü. Ki binlercedir bunlar. Cennetin süsleri olacak bunlar inşallah. Böyle küçük kuzular gibi böyle gezecekler ortalarda. Fakat akıllı olmaları çok büyük nimet olacak bunların. Evet. Evet, izleyenler, bunlar ülkemizin ve dünyada birçok ülkelerden tedarik edilen evet. kuşlarımız. Evet, maşallah. Allah'ın bak onu nasıl rengarenk ve detaylı ve güzel süslü yarattığını Allah göstertiyor. Bizim o Allah'ı sevmemiz için Allah onlarda tecelli ediyor. Ve çok özenli bir güzellik. Ve hepsinin kromozom yapısında bunlar kodlu. Yani aynısının tıpkısı kodludur. Tüylerinde evet. bile kodludur bunların bu güzellikleri. Evet. Evet hocam, devam ediyoruz mu yoksa o güzellikleri daha devam edeceğiz mi? Vallahi edebiliriz böyle. Başka yani görmediğimiz daha evet. neler? Bunlar da denizin içinde bu keratalarda. Onlar nedir hocam? Ayrı bir canlı küçük mı? Deniz canlıları evet. Bunların herhangi bir ismi var mı yoksa hala keşfedilememiş mi? Bunların isimleri var, çeşitli isimleri.